hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada arkadaşlar şu anda CZ'nin bankalar olayıyla alakalı konuşacağız. Piyasada işler biraz daha artık farklı bir noktaya gidiyor. Farklı bir noktaya doğru evriliyor ki büyük ihtimalle bu boğa sezonunda daha geçmişe göre Farklı şeyler göreceğiz. Bunlar üzerine konuşacağız bir bakalım ne varmış ne yokmuş. CZ şimdi konuştu. Binance kripto için banka satın alacak mı diyor arkadaşlar. Bakalım. Bankalar iflas ediyor ve daha büyük bankalar küçük olanları satın almak için harekete geçiyor. Peki ya Binance? Orta ölçekli bankalar çok düşük değerleme, değerlemeler ve devasa borçlarıyla yeni sahiplerine kavuşuyor. Elbette bu olurken devlet desteği de Tam üstelik batan bankaların müşterileri de daha büyükler için daha fazla kazanç anlamına geliyor. Evet, son kısımda önemli. Bu arada şey olmuş bakın şurası çok küçük bir yazı ama gerçekten çok mantıklı şeylerden bahsetmiş. Birincisi şuna değinmek lazım. Bankalar şu anda evet iflas ediyor, daha doğrusu küçük bankalar iflasa doğru gidiyor arkadaşlar. Çünkü bu oluşan tedirginlik ortamından dolayı küçük bankalardan orta ölçekli bankalardan sürekli anlamda yatırımcı çıkışları gözlemliyoruz. Doğrudan müşteri gidiyor ve fonlarını buradan çekiyor. Daha büyük bankalara geçiyor tabii ki bank run dediğimiz muhabbet yani doğrudan budur. Ne yapıyor? Adam küçük bankadan çekiyor, hemen büyük bankaya yatırıyor. Bu çok fazla oluyor şu anda ABD'de geçtiğimiz günlerde kuyruklar oluştu. Tamam mı? Bu kadar e, iş ileri gitti yani. Tabii bu Büyük bankaları beslerken bu kriz ortamında haricinde küçük orta ölçekli bankaların tamamını arkadaşlar ne yapıyor? Gitgide daha da eritmeye devam ediyor. E bu aynı yerde toplanması tabii ki iyi bir şey değil. Toplu iflaslara kadar giden bir süreci izliyoruz. Fed bununla alakalı yeni bir fon ayırdı. E bu fonu küçük orta ölçekli bankalara dağıtıyor arkadaşlar. Tabii bunun e, bunu engelleyebilmek için, daha doğrusu neyi engelleyebilmek için, e, bankaların iflasını engelleyebilmek için hangi şartlar altında bir iki kere daha e, faizi arttırdığı şartlar altında arkadaşlar. Beraberinde de, tabii büyük bankalarda hani böyle iflasa doğru giden küçük bankalara el attığı oluyor, el atmaktan kasıt yardım değil maalesef satın almak hususunda. Binans Bankası, bakalım. Kripto dostu bankaların tek tek iflas etmiş olması sebebiyle Kraken bir banka için başvuru yapacağını duyurmuştu. Doğru. E, Kraken'in de büyük ihtimalle biraz başı ağrır. E, ABD eliyle e, koymuş gibi ona vermez arkadaşlar onu ama zaten yakın zamanda secde sıkıntıları oldu. Secden bir e, tokat yedi beraberinde de zaten e, hem burada staking'i durduruldu hem de mahkemelik oldular. Birçok şey oldu yani ama... Evet Kraken bu işe giriyor Justin Sun da yakın zaman içerisinde duyuru yapmıştı biliyorsunuz ve kendisi dedi ki e, bankalara girecek kripto dostu banka açacak yatırımcılar için e, bizzat biz bir fon ayıracağız ve kendilerine maddi yardım e, gerçekleştireceğiz demişti. E, bu şekilde bir durum var bakalım. Bugün de Binance CEO'su yeni bankaların onay alma sürecinin zorluğuna ve sürekli iflas eden bankalara dikkat çekti. Bir kullanıcı ona neden bir banka satın almadığını sordu. CZ ise rekabetteki ana sorunun yeni bankaların onay zorluğunun vurgulandığı paylaşımını hatırlattı. Birkaç dakika önce CZ şunları yazdı. Bak ee doğru. Şimdi zaten adam şunu diyor. Ya zaten bir süre sonra hani bankada bir şeyler yerine oturur. Ama asıl mesele zaten orada yani rekabetteki zorluk ilk başta çıkıyor. Onayı almakta sıkıntı yaşıyorsun zaten diyor. Hele ki sen kripto dostu bir banka açacağın zaman şu an de büyük ihtimalle ABD tarafı işi arkadaşlar mahkemeye kadar götürecektir. Bak şimdiden söyleyeyim. Mesela Kraken yeni bir kripto bankası açmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle onayı alma hususunda mahkemelik olacaklar. Mahkemelik olmalarındaki sebep de tabii ki seç kripto dostu bir banka istemeyecek. Hemen ardından diyecek ki e zaten Signatür Bank battı falan filan şuydu buydu. Onları gösterecek. Mahkemelik olacaklar. Sonra mahkemeyi Kraken kazanacak. İşte ya da Binans açsa her neyse. Binans kazanacak. Ondan sonra açacaklar ama boşu boşuna bir mahkeme süreci yaşanmış olacak vesaire. Yani ayak direyeceklerdir arkadaşlar. Tamam mı? Her 10 yılda bir aynı bankalar batıyor. Onları hayatta tutuyoruz, sonra tekrarlıyoruz. Her seferinde daha maliyetli. Bu arada yeni bankaların rekabet etmek için piyasaya girmesi inanılmaz derecede zor. Yeni bankaların da batan eski bankalarla tamamen aynı şekilde faaliyet göstermeleri gerekiyor. Serbest piyasa mı? Diyor. Jason Williams ona şunu söyledi. Bir banka alın lütfen. Yeni bankalarla ilgili kısım dedi. Yani bunun zor olduğuna dikkat çekiyor. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? CZ de tabi e, kripto dostu banka kuruluşlarını destekliyordu. Hatta biliyorsunuz SVB'yi alma konusunda Elon Musk'ın bir takım fikirleri olmuştu. E, her neyse yani SWB alıp dijital bir bankaya çevirme hususunda. Şimdi kripto piyasası şu anda açık bir şekilde bankalaşmaya doğru gidiyor, gitmek istiyor. E, yeni bir banka silsilesi oluşturmak istiyor. Yani Bankacılığı bu piyasaya entegre etmek istiyorlar arkadaşlar çünkü mevcut bankalarla olan işler çok iyi gitmedi görüyorsunuz buna doğrudan regülatör etkisinden sebeple olarak kaynaklandı yani bu şekilde yürüdü fakat CZ diyor ki ya bunu destekliyorum ama ben yapmam yani stablecoin muhabbetindeki gibi tamam destekliyorum ama buna biz girmeyiz diyor adam yani. Çünkü sezondan sezona sıkıntılar yaşanabilir diyor. E, kısmen haklı arkadaşlar. Evet. Binance yakın zamanda Silver Gage Bank kendileriyle çalışmak istemediği için yeni bir bankacılık ortağı aradıklarını duyurmuştu. Birkaç hafta sonra da SVB'nin iflas ettiğini gördük. Evet. Kripto borsaları ve bankalar. Eğer bankalar kripto para borsalarına hizmet vermezse borsaya para transferi yapamaz. Doğal olarak kripto para alamazsınız. Şu an ABD'de olan durum budur. Birçok borsa bankacılık ortaklarını Silvergate ve Signature iflas ettiği için kaybetti maalesef. Doğrudan USD transferi yapamayan müşterileri Google Pay gibi alternatiflerle kripto borsalarına transferlerini yapmaya çalışıyor. Az sayıda kullanıcı ise OTC masaları üzerinden direkt olarak satıcılara ulaşarak şahsa transfer yaptıktan sonra kripto paralarına kavuşuyor. Eğer borsalara hizmet veren bankalar görmezsek bu durum likidite anlamında borsaları zor duruma sokabilir. Evet ne yazık ki arkadaşlar. Şu anda uzun lafın kısası kripto e, dünyası kendi bankalarını açmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu boğa sezonunda da bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu da gerçekten kripto dünyasını üst düzey bir boyuta taşıyacaktır ve çok daha güçlü ve serbest piyasada olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.